Merhabalar. 5. sınıf Fen Bilimleri 1. dönem 2. yazılıya hazırlık 1. videoyla yine birlikteyiz. 2. ve 3. hazırlık videosunu da atacağım. Beni takip etmeye devam edin. Boşlukları verilen kelimelerden uygun olanlarla tamamlayalım. Bazı gıdaları üretirken faydalı mantarlardan olan nokta nokta mantarını kullanınız. Arkadaşlar maya mantarını kullanıyoruz. Mesela Hamur yaparken ne yapmamız lazım? Ekmek pişirebilmek için, kek pişirebilmek için maya mantarını kullanmamız lazım. Nokta nokta. Güneş ışığını yansıtır. Kendi ışığı yoktur. Neyin? Ayın arkadaşlar. Ay yüzeyine meteorların çarpması sonucu oluşan çukurlara krater denir. Güneşin geometrik şekli küreye benzer. Balıklar nokta nokta çoğalan canlılardır. Yumurtayla çoğalan, bazı nokta nokta çeşitli yollarla vücudumuza girerek hastalanmamıza neden olur. Hastalanmamıza neden olanlar mikroskobik canlıydı arkadaşlar. Termometreler sıcaklık ölçer arkadaşlar. Dinamometre maddenin esneklik özelliğinden yararlanılarak yapılmıştır. Devam edelim. Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y koyalım. Sıvı her sıcaklıkta buharlaşır. Sıvı su her sıcaklıkta buharlaşır. Doğru. Arkadaşlar buharlaşma her sıcaklıkta kaynama belli sıcaklıktaydı. Sıcaklıkları farklı maddeler arasında ısı alışverişi olur. Doğru. Sıcaklık bir maddenin diğer maddeye olan Akam e, maddeye akan bir enerjidir. Yanlış arkadaşlar. Sıcaklık değil, ısı bir enerjidir. Bu yanlış. Bir maddeye ısı verildiğinde sıcaklığı yükselir. Doğru arkadaşlar. Maddeleri ısıttığımızda sıcaklıkları yükselir. Bugün hava kaç derece sorusunda ısı sorulmuştur. Hayır arkadaşlar. Sıcaklık sorulmuştur. Bu da yanlış. Seçmeli sorularla devam edelim. Güneşle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Güneşin yapısı dünya gibi katmanlardan oluşur. Doğru. Ay ve dünya ay ve dünyadan büyüktür. Doğru. Yıldızların en büyüdür. Hayır. Güneş orta büyüklükte. Yanlış. Bize yanlışı soruyor. Dünya ısı ve ışık kaynağıdır. Doğru. Dünyanın ısı ve ışık kaynağıdır. Aşağıdaki şekillerden hangisi? Dolunay evresi. Arkadaşlar Dolunay evresi tam görünen evreydi. Yani C şıkkı. Şekillerdeki gibi ağırlıkları farklı olan ve farklı yüzeylerde bulunan dört kutu aynı kişi tarafından itildiğinde aynı hızla hareket ediyor. Buna göre yüzeylerden hangisinde sürtünme kuvveti ikinci fazladır? Bakın en fazlayı sormuyor ikinci. Arkadaşlar aynı kuvvet uygulandığında taşlı yüzeyde sadece 200 gramı taşıyabiliyorsa demek ki en, en fazla bunda sonra baktığımızda tahta yüzeyde ikinci ise bu ikinci arkadaşlar. Bu üçüncü bu dördüncü sürtünmenin fazla olduğu. Bize sürtünmenin en fazla olduğunuz ikinciyi sorduğu için cevabımız tahta yüzey olur. Aşağıdakilerden hangileri sürüngen canlılar sınıfına girer? Arkadaşlar sorulacağın omurgasız, yılan sürüngen, salyangoz omurgasız, kaplumbağa sürüngen, fare memeli. Bize sürüngenleri soruyor. Yani 2 ve 4 cevabımız ne olacak? A şıkkı. Yukarıdaki açıklamaların hangileri doğrudur diyor. Tereyağı erirken etrafından ısı alır. Erime ısı alarak olur. Doğru. Su dönerken, donarken dışarıya ısı verir. Arkadaşlar su donarken ısı verir. Doğru. Alkol kaynarken dışarıdan ısı alır. Evet arkadaşlar. Alkol kaynarken ısı alır. Kaynama, buharlaşma ısı alarak olur. Hangileri doğrudur? Hepsi doğrudur arkadaşlar. Diğer soruyla devam edelim. Yavrularına bakan, onları yumurta ile dünyaya getiren, yavru bakımı olacak, yumurta ile devam edecek, akciğer solunumu yapan canlı aşağıdakilerden hangisidir? Neyin özelliği bu arkadaşlar? Kuşların. Hangisi kuşlar burada? Kedi, memeli, tavuk, kuş, kurbağa, kurbağalar sınıfında, çekirge, omurgasız. Diğer soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi sadece çiçeksiz bitkilerden oluşmaktadır? Su yosunu, at kuyruğu, zeytin çiçekli olmaz. A'ya eliyorum. Kara papatya, papatya çiçekli olmaz. Eliyorum. Kara gül, gül çiçekli olmaz. D şıkkına bakıyoruz. C'yi eledik. Su yosunu, eğri ve kara hepsi çiçeksiz bitkilerden oluşmuştur. Cevap D. Aşağıdakilerden hangisi maddenin ayırt edici özelliklerdendir? Arkadaşlar şekli, hacmi, kütlesi aynı olabilir. Fakat tüm maddelerin erime noktası birbirinden farklıdır. Maddenin ayırt edici özelliği olan erime noktasıdır. Diğer soruyla devam edelim. Birbirine dokundurulan iki madde arasında ısı alışverişi oluyorsa bu maddelerin neyi farklıdır arkadaşlar? Sıcaklıkları farklıdır. Eğer sıcaklıkları farklıysa ısı alışverişi olur. Yani cevabımız B şıkkıdır. Ağzı açık kapta kaynamakta olan bir sıvının aşağıdaki özelliklerinden hangisi değişmez? Arkadaşlar ısısı, kütlesi, hacmi değişir fakat sıcaklığı değişmez. Kaynamakta olan dediği için cisimler kaynadıklarında sıcaklıkları sabit kalır. Yani cevabımız B şıkkı olacak. Diğer soruyla devam edelim. Yukarıdaki işlemlerin hangilerinde amaç sürtünmeyi arttırmaktır diyor arkadaşlar? Paraşütlerin geniş yüzeyli olması arttırır. Kapı menteşelerin yağlanması azaltır. Otomobil lastiklerine zincir takılması arttırır. Yani cevabımız 1 ve 3 olacak. Soruyla devam edelim. Buna göre kaç tane bilgiye doğru cevaplanmıştır diyor. Uçakların uçlarının sivri olması sürtünmeyi azaltmak için bu doğru. Kapı menteşelerin yağlanması arttırmak değil azaltmak bu yanlış. Araç lastiklerine zincir takılması arttırmak için Doğru. Paraşütle yere inmesi artır, azaltmak için olmuş. Yanlış arkadaşlar. Artırmak olacak. Kaç tane doğru? İki tane doğru yapılmış. Cevabımız doğruları sayıyoruz. İki. Aşağıdaki olaylardan hangisi sürtünmenin olumsuz etkisine örnek olarak verilebilir? Arabaların lastiklerinin zamanla aşınması olumsuz arkadaşlar. Aşınma ne olur? Aşınırsa biz yeni lastik olmak zorunda kalırız olumsuz bir etkidir. Uçaktan atlayan paraşütçünün güvenli bir şekilde yere inmesi olumlu. Yolda kaymadan yürüyebilmemiz olumlu. Ekmeğin bıçakla dilimlenmesi yine sürtünmenin olumlu etkisindendir. Dinamometre sorularıyla devam edelim. Aşağıdaki X, Y, Z cisimleri özdeş dinamometre asıldıklarında yaylarda uzama miktarı şekildeki gibi oluyor. Z cisminin ağırlığı 10 olmuş Arkadaşlar Z cismi 10 olmuş Hemen yazalım. Buna göre x ve y dinamometrelerinin yani x ve y'nin ağırlığı kaç newtondur diyor. Arkadaşlar 10 newton 1 bölme uzatmış. O halde x 2 bölme uzatmışsa 20 newton. Y 3 bölme uzatmışsa 30 newton. O halde 20-30 hangi şıkta var? Cevabımız B şıkkı. Yukarıdaki dinamometrelerden Hemen soruyla devam edelim. Yukarıdaki dinamometrelerden hangisiyle 15 Newton'luk yük ölçülebilir? Burada 10 Newton en fazla ölçülemez. Sayıya bakıyoruz arkadaşlar. Dinamometrenin üzerindeki en büyük sayı ölçebileceği en büyük ağırlığı gösterir. 25 L ile ölçülebilir. 20 15 ölçülebilir. 50 15 ölçülebilir. Yani L M N olacak cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki tabloda verilen hayvanlar hangi omurgalı grubuna aitse x işareti koyalım diyor. Çarpı işareti. Yunus memeli arkadaşlar. Suda yaşayan Yunus memeliydi. Deve kuşu kuş. Kurbağa kurbağalar grubunda. İstavrit balık grubunda. Yılan da sürüngen grubundadır arkadaşlar. Yukarıdaki özellikleri verilen hayvan eşleştirdiğinde hangi hayvan açıkta kalır diyor. Bakalım Suda yaşayan memelilere örnektir. Hangisi arkadaşlar? Fok balığı. Fok balığı. Uçamayan kuş, penguen. Başkalaşım geçirir kurbağa. Hangisi açıkta kaldı? Balık açıkta kaldı. Cevabımız A şıkkı. Aşağıdaki kuvvetle ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar? Kuvvet duran bir cismi hareket ettirebilir. Doğru. Kuvvet dinamometre ile ölçülür ve birimi Newton'dur. Doğru. Dinamometre ile bütün kuvvet değerleri ölçülebilir. Hayır arkadaşlar. Üzerindeki yazan sayı kadar ölçebilir. Yani içerisindeki yayın kalın ince ise az kuvvetleri hassas ölçüm, kalınsa çok kuvvetleri, çok büyük kuvvetleri ölçebiliyorduk. de yayların esneklik özelliğinden yararlanarak yapılmıştır. Doğru. Bize yanlışı sorduğu için cevabımız C. Diğer soruyla devam edelim. Bu yollar boyunca kızaklara etki eden sürtünme kuvvetini, büyüklük sıralamasını istiyor. Arkadaşlar 3 yol var bunlar. Çok pürüzlü de sürtünme en fazla pürüzlü, az pürüzlü de en az olacak. Arkadaşlar sürtünme kuvveti çok pürüzlü de en fazla oluyordu. Demek ki L en fazla olacak. Bu iki şıkkı eledim. M de az pürüzlü olduğu için sürtünme kuvveti en az olacak. M de en az olacak. L'nin en fazla, M'nin en az olduğu hangi şık? aşık olur. Mıstık de 5. sınıf fen bilimleri 2. yazılık videosuyla görüşmek üzere beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.